Ben arayabilirim. Siz devam Yok edin. tamam. Yok okuyalım. Evet, iyi oldu. Kendisi zaten kendisi Başlayalım. kendisi. Evet. Şeyle başlayalım tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Abil Kasim Mustafa Muhammed ve alihi tayyibin tahirin. Biz maddeyi anlatmıştık ve demişti ki bu fasılda 10. merhalenin birinci faslında maddenin hakikatini açıklıyordu. Ya daha doğrusu her hadise zamani mesbuk bir kuvveti vücudihi. Yani zamani olan hadis, her hadis ondan önce o hadise ait olan vücudun mümkün olması gerekiyor. O mümkün de erez olduğu için kaime de gayr olması gerekiyor. O gayr de maddedir. Öyleyse bir madde vardır. Her hadise zamanı için bir madde vardır. O madde o hadis olanının imkanını taşıyor. Ve o imkan da neye dönüşüyor? Fiiliyete dönüşüyor. Ve kendisi o hadis olan şey vuku buluyor. Bunu anlattıktan sonra diyor ki bunun birkaç tane sonucu vardır. Biz 4-3 tane sonucunu söylemiştik, dün saymıştık. 3 tanesi kalmış, bu 3 tanesini saymaya, açıklamaya çalışacağız. Ve rabi'an enne vücudel hadisi zamaniyeti enne vücudel hadisi zamaniyeti la yenfekku en tagayyurin fissuveriha imkanet cevahire fi ahvaliha ev fi ahvaliha imkanet a'radan. İki tane burada tagayyurdan bahsediyor. Hop, öyleyse dörtüncü netice yukarıda açıklanmış olduğu açıklamaktan alınan dörtüncü sonuç budur. Ki bu hadise zamani tegayyürden ayrılmıyor. Muhakkak kendisinde bir değişiklik söz konusu oluyor. Bu değişiklik ya suretinde gerçekleşiyor. Eğer bu değişiklik cevher kısmında, çünkü burada bu noktaya dikkat etmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz en azından bu cismani alemde her varlığın iki boyutu vardır. Yani bir cevher boyutu, elbette boyut demek belki yanlış olur, tabir yanlış olabilir. Yani iki varlık türünden oluşmaktadır. Biri varlık türü cevherdir, biri varlık türü de arazdir. Arez olanlar kaime bir cevherdir ama cevher olanlar kaime bir gayr değildirler. Dolayısıyla eğer bu varlık aleminde iki tür, bu cismani alemde iki tür varlık söz konusuysa, ki bunlar da hemen hemen hepsi de zaten hadistir, ilk maddeleri dışında bunların hepsi hadistir. Hadis olduklarından dolayı kendilerinde bir değişiklik söz konusudur. O değişiklik tabi eğer şey olursa cevherlerden cevher bağlamında olursa değişiklik suretlerde gerçekleşirse değişiklik tabi o tabi olarak diyoruz cevherlerde söz konusudur. Mesela farz edelim biz toprağın kendisi ota dönüşüyor.
Yat toprağın kendisi mesela ağaca dönüşüyor. Veyahut da su mesela ağaca dönüşüyor, ota dönüşüyor. Bu eğer su ağaca dönüşüyorsa, su ota dönüşüyorsa burada suret değişiyor. Suret değiştiği için buradaki tağayyür nerede gerçekleşmiş oluyor? Cevherde gerçekleşmiş oluyor. Yok, eğer bu değişiklik haletlerde gerçek olursa, o arazlarda olursa zaten haletlerde bir değişiklik söz konusudur. Mesela farz edelim, ağacın üzerindeki elmayı düşününüz, elmanın üzerindeki renk, ilk bakıyoruz ki o renk mesela şeydir, nedir? Yeşildir. Sonradan bakıyoruz. O renk sarıyor, kırmızı oluyor ya sarı oluyor. Aynı şekilde otlarda. Biz otlara bakıyoruz ki yeşildir. Sonradan sararıyor. Ağaçlarda da aynı şekilde yapraklar bakıyoruz ki yeşildir. Sonradan bunlar sararıyor. Dolayısıyla bu madde cismani alemdeki varlıkların tamamında bir değişiklik söz konusudur. Bu değişiklik ya cevherde gerçekleşiyor, eğer bunların sureti değişirse, ya bu değişiklik araz olan araz olanlarda da gerçekleşiyor. Eğer haletlerde bu değişiklik gerçekleşirse, örnek verdiğim gibi örneklerden belirttiğimiz gibi. Burada şöyle bir noktayı hatırlatayım. Molla Sadra'dan önce bu değişikliğin sadece arazlerde olduğunu, araz dediğimiz varlıklarda değişiklik söz konusu. Molla Sadra'dan önce değişikliğin cevherde gerçekleştiğini kabul etmiyorlardı. Sadece az arazler diyorlar ki cevherler sabittir, cevherlerde bir değişiklik söz konusu değildir. Sadece arazlerde değişkenlik oluyor. Ve burada da kendisi bu değişi diyor. Yok, bir şeyi dikkate aldığımız zaman bu cismani zaman hudusi zamani nitelikli olan varlıkları dikkate aldığımız zaman bilahare ya o cevherlerde suretlerde şey yapılıyor, o değişiklik suretlerde oluyor ki eğer değişiklik ne yapılırsa, ne cevherlerde olursa, yok hatta mesela arazlerde söz konusu oluyor, eğer o değişiklik haletlerde söz konusu olursa. Dolayısıyla cismani alemde bulunan hadisi zamani nitelikteki olan varlıkların tamamında bir değişiklik söz konusudur. Hem cevherinde söz konusudur. Zaten daha sonraki derslerde de geliyor. Hareket-i cevheri, hatta bu arazlerdeki hareketi bile cevhere bağlıyor. Ve hareket-i cevherinin söz konusu olduğunu daha sonraki derslerde de zaten açıklayacağım. Bu dörtüncü sonuçtur. Yaptığımız bu fasılda yaptığımız açıklamalardan almış olduğu sonuç. Ve hamisen ennel kuvvete tekumu daimen bi fiiliyetin. Bu da zaten önceki derslerden de anlaşıldığı gibi alınacak sonuç, beşinci sonuç da budur. Kuvve, söylediğim gibi o maddenin taşımış olduğu imkandır. O kuvve daimen o kuvvenin kendisi neyle kayındır? Fiiliyetle kayındır. Yani mesela farz edelim bir maddeyi düşünüyoruz. O madde, farz su maddesini düşünüyoruz. Su maddesi buhar imkanını taşıyorsa, o buhar imkanı ki biz ona kuvvet diyoruz, burhan buhar kuvvesi diyoruz. O buharın kendisi fiiliyete, bu fiiliyete geçtiği zaman onunla kendisi ne yapmış oluyor? Kendi
varlığını şekillendirmiş oluyor. Her zaman maddedeki kuvve fiiliyetle kaimidir. Vel maddetu ki bu kuvvenin mevzuu ki maddedir. Tekumu daimen bi suretin tehfaluha. Bu madde de aynı zamanda o suretle kendisini koruyor. Kendi kendisini kaimdir. O suret onu muhafaza ediyor. Mesela diyelim yine işaret ettiğim bu örneği dikkate alırsak, su örneğini dikkate alırsak, su örneğindeki su olmadan önce suyun imkanını taşıyan madde vardır. Su olduktan sonra buharın imkanını taşıyan bir kuvve vardır. O buhar sureti gerçekleştiği zaman bu madde de ne yapmış oldu? Ne yapmış oluyor? Kendisi de fiiliyet bulmuş oluyor. Aynı şekilde su tahakkuk olduğu zaman ondan önceki madde o suyla kaim olmuş oluyor. Zaten dünkü neticelerden bir tanesinde işaret etmiştik. O madde ile imkan arasındaki münasebet cismi tabii ile cismi ta'limi münasebeti gibidir. O suret, o fiiliyet her ikisini de ne yapıyor? Fiiliyet olduğu zaman her ikisini hem maddeyi hem fiiliyetin kaimliğini koruyor. Ve ila hadeset suretun ba'de suretin kâmeti suretul hadîfetu makâmel kadîmeti ve kuvvimetil maddetu. Yani bir suret meydana geliyor. Örnekte olduğu gibi su bir surettir. Önceki maddesi neydi? Mesela oksijenle, hidrojenle oksijen idi. Hidrojenle oksijen su imkanını taşıyorlardı. Su sureti şekillendi. O hidrojen ve oksijenin taşımış olduğu imkan onunla birlikte olan onun maddesi fiiliyet bulmuş oldu. Sonra bu su oluştuğu zaman buharın maddesini ve buharın imkanını taşıyor. Bu buharın buhar fiiliyet bulduğu zaman bu sefer buharın suretiyle kendi varlığını o madde koruyor. Onun için diyor ki ve izâ hadesetî suretu ba'de suretin bir suret bir diğer sureten sonra meydana geldiği zaman kâmeti suretul hadîsetu makâmel kadimeti önceki yani suretin yerine geçmiş. Yani o madde önceki suretle kendi kaimliğini koruyordu ise şimdi o madde yeni olan yeni suretin varlığıyla kendi varlığını yine devam ediyor. Ve kuvvetul maddetu bu madde bu şekilde sürekli kendi şeyini kendi kaimliğini korumuş oluyor. Bu da beşinci bu da beşinci bir sonuçtur ve altıncı sonuç da ve sadisen yetebeyyenu bima tekaddeme ennel kuvvete tetekaddemu alel fiilil khasi tekaddumen zamaniyen ve ennel mutlaqel fiili yetekaddemu alel kuvveti bi cemi'i enha'i tekaddumi. Burada biraz bir incelik vardır. Bu incelik de şudur. Şimdi dikkat edin. Bir kuvve bimahuve kuvve. Kuvve bimahuve kuvve. Fiil ya. Fiil bimahuve fiil. Fiil ya. Fiil bimahuve fiil. Ve bir de mesela diyoruz ki el fiilul khas. Yani iki tane fiili düşününüz. El fiilul khasu. Am ve el fiilul am el fiilu bima huvel fiil. Bu ikisi arasındaki bu iki münasebeti birbirine şey yapıyor, bir mukayese ediyor. Fiili khastan öncedir. Fiili khastan öncedir. Her öyleyse fiili khas her zaman sonradır.
O kuvveden sonradır. Diyor ki takaddeme ennel kuvvete tetekaddemu ala fi'lel fi'lil khassi. Ama enne mutlakal fi'l ya el fi'lu bima huvel fi'l yetekaddemu ala el kuvveti bi cemi'i enha'i tekaddum. Bunun anlaşılması için şöyle bir örnek verelim. Mesela siz biz hayvanı düşünelim. Hayvan, el hayvanu bima huvel hayvan, el hayvanul khas. El hayvanu bima huvel hayvan mutlaktır. Bu hayvan bima huvel hayvan feres, hayvan-ı khastır. İnsan da hayvan-ı khastır. Hayvan mutlak fiildir. Bu hem feresten öncedir, hem şeyden öncedir, hem insandan öncedir. Yani bu fiil, o insan-ı kuvve-i insandan öncedir. O kuvve insan kuvvesinden ya feres kuvvesinden öncedir. Ama kuvve-i khas ki fiile ait, ferese ait olan kuvve ve insana ait olan kuvve ki insan burada fiil olmuş oluyor, fiil-i khas. Ve feres fiil olmuş oluyor, o da fiil-i khastır. Diyor ki, o khas olan fiile ait olan kuvve her zaman o fiili hastan öncedir. Yani mesela diyelim ki feresin kuvvesi feres fiildir. İnsan da fiildir. Öyleyse feresin kuvvesi ki imkandır. Bu feresten öncedir. Ve insanın kuvvesi de insan ki fiildir, onun kuvvesi de nedir? Ondan öncedir. Öyleyse her fiile ait olan, her has olan fiile ait olan kuvve kendi fiilinden önce olması zorunludur. Ama fiil mutlak olarak biz aldığımız zaman o fiil mutlak ki o madde-i mutlak olmuş oluyor. El maddetul mutlaku hem insan olabiliyor hem feres olabiliyor. Ki o da hayvandır, mutlak hayvandır daha ne ferese dönüşmüş. Ne de insana dönüşmüş. El hayvanu bima huvel hayvan el fiilul mutlaktır. Kime oranla fiili insan, insan olma ki bir fiildir, feres olma ki bir fiildir, buna oranla bu mutlaktır. Bu fiilin mutlak o kuvveden öncedir diyor. Bir ve sadisen yetebeyyenu bima takaddeme ennel kuvvete tetekaddemu alel fiilil khasi takaddumen zamaniye. Zamansal olarak bu fiili khastan önce olmak zorundadır. Bilefere o kuvve olacak ki o fiil o kuvveden sonra o kuvvenin kendisi o fiile dönüşmesi lazım. Dolayısıyla kuvve fiili khastan önce mesela feres fiil feresin kuvvesi feres fiilinden feresten önce olması gerekir ki feres fiiline ferese dönüşsün fiili khas olmuş oluyor. Aynı şekilde insan için. Ama bir ve enne mutlakal fiili. Ama mutlak fiil. Mutlak fiil nedir? Siz hayvanı düşününüz. Ben hayvan üzerinden örnek veriyorum. Hayvan amdır. Bima huve hayvandır. Bu hayvanı am ki mutlaktır. Bima huve hayvandır. Hem feresten öncedir. Hem insandan öncedir. Dolayısıyla bu fiilin mutlak bima huve fiilin mutlak da bu şekildedir. Ve en mutlak el fiili yetekaddemu alel kuvveti ama mutlak olan fiil çünkü o mutlak olan fiil o maddedir. Ki o maddenin nisbeti de o khas olan fiillere oranla eşittir. Nasıl ki hayvan, feres ve insana oranla eşit ise o mutlak fiil ki maddedir, o maddenin kendisi de diğer fiillere, mesela diyelim ki bir maddeyi düşününüz,
hem cism olabiliyor, hem su olabilir, hem mesela cansız varlık olabilir, hem su olabilir, hem hayvan olabilir. Bunlara oranla mesafesi eşit olan madde kendisi fiili mutlaktır. Bu fiili mutlak bu kuvveden önce olması gerekiyor ki zaten onun kendisi bu kuvveyi taşıyor. Dolayısıyla diyor ki ve enne mutlakal fiili, mutlak fiil yetekaddemu alel kuvveti, kuvveden önce olması mutakaddimdir, öncedir. Ama bir cemi'i enha-i tekaddumi, cemi'i enha-i tekaddumdan maksat da biz şeyde okuduğumuz birinci faslında, bu 10. merhalenin birinci faslında sebk ve lohuk konusunda biz tekaddümlerin çeşitlerini anlatmıştık. Ki orada 8 tane tekaddüm vardı. Biz dedik tekaddüm sebk-i zamani vardır. Ya mesela sebk-i tabi'i vardır, sebk-i bil-illiye vardır, sebk-i bil-mahiyet vardır, sebk-i bil-hakikiye vardır, sebk ve takaddum-i bil-dehr vardır, sebk ve takaddum-i bil-rütbe ve sebk ve takaddum-i bil-şeref. Biz o birinci faslında, 10. merhalenin birinci faslında bu sebk ve lohuku anlatırken, burada sebk'in kaç çeşit, 8 çeşit olduğunu söylemiştik. Burada da diyor, ona işaret ediyor. Diyor ki, ve enne mutlakal fiili yetekaddemu alel kuvveti bi cemi enha'il tekaddumi. O, 10. merhalenin birinci faslında zikretmiş o tekaddumun için zikretmiş olduğumuz kısımların tamamıyla. Yani hepsinde hem tekaddüm, tekaddüm-i zamanidir. Yani bu mutlak fiil kuvveye mukaddemdir. Hem tekaddüm, tekaddüm-i zamanidir. Hem tekaddüm, tekaddüm-i tabiidir. Hem tekaddüm, tekaddüm-i illidir. Hem tekaddüm, tekaddüm-i mahiyid, mahuvidir. Hem tekaddüm, tekaddüm-i dehridir. Hem tekaddüm, tekaddüm-i rütbidir. Hem tekaddüm, tekaddüm-i şerefidir. Onun için sadece burada sadece 3 taneye işaret ediyor. Min illiyyin ve tabiiyyin ve zamaniyyin ve gayriha. Orada zikrettiğimiz o 8 tane tekaddüm türleri, çeşitleri vardı. Bir mutlak fiil bu bütün kuvveden öncedir ve önceliği de bütün bu takaddüm türlerini dikkate alarak, hepsini dikkate aldığımız zaman hem illi olarak mukaddemdir, hem tabii olarak mukaddemdir, hem zamani olarak mukaddemdir ila ahir. Böylelikle biz bu faslı bitirmiş olduk. Yani bu 10. asr, 10. merhalenin birinci faslını bitirmiş olduk ki en önemlisi buradaki zaten dikkate alınması gereken en önemli nokta ki her derste de dikkat çekiyorum. Bir madde vardır. Bu maddenin taşımış olduğu bir imkan vardır. Ve bu imkan da nedir? Bu imkan da bir hadise dönüşüyor. Dolayısıyla zamani olan hadis muhakkak mesbuk-i nedir? Mesbuk-i bir kuvvedir. Bu kesindir. Mesbuk-i bir kuvve ise mesbuk-i bir madde de olmak zorundadır. Ama bu madde bir noktada durması gerekiyor. Yani bir madde vardır ki mesbuk-i bir zaman değildir. O madde diğer hadis-i zamanilerin hadis olan, zamani olan hadislerin tamamının menbaidir, köküdür. Hop. El faslu sani fi taksimi tegayyur. Burada Burada taksimi bu üçüncü, ikinci faslında da taksimi tegayyürü getirir, bize taksim ediyor. Genel anlamda iki kısım tegayyürün söz konusu olduğunu söylüyor. Zaten burada da fazla öyle bir şey yoktur. Onun ikinci kısım bir tanesi tedricidir, bir tanesi de def'idir. İki tegayyür vardır. Madde alemindeki tegayyürler şeydir, tedricidir.
madde alemi dışında yani cismani alemi dışındaki tağayyürler de def'idir. Yalnız bu madde alemindeki tağayyürlerin bir noktaya işaret ediyor. Mesela farz edelim bu tedrici olarak fakat zaman içerisinde hareket eden bu kendisinin varmış olduğu nokta ittisal ve intisal ve infisal. Bu ittisal noktasını dikkate aldığımız zaman ya infisal noktasını dikkate aldığımız zaman farz edin bir varlığı cismani olan bir varlığı düşününüz. Eczalardan meydana gelmiştir. Bu eczalar geliyor yan yana gelip birleşerek o tümü oluşturmaya oluşturuyor. Bunlar geldiği zaman o ittisal gerçekleştiği an artık orada zaman söz konusu değildir. Ya infisal gerçekleştiği an diyor orada zaman artık söz konusu değildir. Orada o ittisalın kendisi ve intisalın kendisi mebde-i zaman ve muntaha-i zamandır. Yoksa eğer biz mebde, biz zaman için bir mebde ve bir muntaha kabul etmezsek teselsül meydana geliyor. Muhakkak zaman olarak biz düşündüğümüz zaman bu zaman için bir mebde vardır. O mebde'deki mebde'in kendisi artık şey değildir, zamansal değildir. Def'idir. Ve o muntaha ileyhi de o ittisal olacağı muntaha varacağı son noktada ittisal gerçekleştiği anda orası da nedir? Artık orası için zaman söz konusu değildir. Eğer biz onlar için zaman da tesir yaparsak tesavvur etmeye çalışırsak tesavvur meydana geliyor. Bu noktaya burada işaret ediyor. Elfasu tani fi taksimi tegayyur. Kad arakta enle min levazimi hurucu الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير. Bunu ki zaten önceki fasılda okumuştuk. Ki o zaman bir tagayyur da kesin vardır. Eğer bilen fiil söz konusuysa o zaman bir tagayyur da kesin vardır. Bu tagayyur imma fi zatihi ou fi ahvali zatihi bunu da işaret etmiştik ki ya zatındadır ki o tagayyur cevherde gerçekleşiyor. Ki tagayyur tagayyure cevheridir ya ahvalda gerçekleşiyor. Ahvalda gerçekleştiği zaman arazlerdir. Arazlerdir. Öyleyse tağayyur ya cevherin kendisinde gerçekleşiyor ya arazda gerçekleşiyor. Eğer suretlerde olursa diyoruz ki cevherde gerçekleştirmiştir. Eğer ahvalda olursa diyoruz ki arazlerde gerçekleşmiştir. Fe'lem enne husûle tağayyuri imma def'iyyun ve imma tedriciyyun. Bu tağayyur ya def'idir ya tedricidir. Ve tani bu tedrici huvel hareket. İşte hareket dediğimiz şey budur. Aslında zaman dediğimiz şey de bir nevi bu hareketten istinbat ediliyor. Hareket nedir? Hareket dediğimiz şey o gerçekleşen tedrici olarak gerçekleşen tegayyura biz hareket diyoruz. Ve hiye nehvu vücudin tedrici yilli şeyin. Bu hareket o zaman tarif ediyor. Hareket nedir? Ve hiye hareket nehvu vücudin tedriciyin bir şeyi. Yani bir şey için bir nedir? Bir tedricilik vücut söz konusudur. Kendi vücudu tedrici kendisi için söz konusudur. Yen bagi en yubhata enha min hadihil ciheti fil felsefetil ula. Çünkü kendisi vücuttur. Vücudu tedrici bir çeşit vücut noktası söz konusu oldu. Bu için diyor ki hareketi biz hareketten felsefede hareketten bahsetmemizin sebebi de bundan dolayıdır. Çünkü kendisi de bir şekilde vücuttur. Zaten vücut kısmına giriyorsa felsefenin konusu da vücut olduğu için o zaman bu harekete felsefe konusunu yani felsefe konusuna girmiş oluyor. Yani bari en yubhasa an ha min hadihil ciheti fil felsefetil ula felsefe-i ulada bu felsefede kendisinden bahsedilmesi gerekiyor. Bu kadarını bu kadar biz ben mutala etmiştim. Bugünlük dersi bu kadar eğer arkadaşlarınız bu kadarını bu kadar biz ben mutala etmiştim. Bugünlük dersi bu kadar eğer arkadaşların sorusu varsa
soru sorabilirler. Bugünkü ders bu kadar. Neyle yetinelim? Hangisini hocam? Mesela diyelim ki nutfe. Nutfeyi alıyoruz elimizden yahut da su, mesela suyu ele aldığımız zaman bu nutfe kendisi alakaya dönüşüyor. Şimdi bir kuvve kendisinde vardır. Bu kuvve kendisinde var olan kuvve yavaş yavaş şeye dönüşüyor, alakaya dönüşüyor. Bu alakaya dönüşmesi nedir? Kendisine yani tedrici bir hareket burada söz konusu olduğunu söylüyor. Belki bu yavaş yavaş yani zaten bu hareket gerçekleşmiyor. Belki bu yavaş yavaş kendisi tedrici olarak. Aslında bu alemdeki madde alemindeki şeylerin hepsi tedricidir. Ben bir şöyle daha fazla ökünü açık bir örnek söyleyeyim. Mesela siz bir ağacın kökünü düşün, gövdesini düşününüz. Bu ağacın gövdesini biz ilk olarak diktiğimizde, ince olan gövdesi incedir. Ama bu ince olan gövdesi yavaş yavaş kendisi ne yapıyor? Kalınlaşıyor. Yani oradaki Mesela diyelim ki kuvve kendisinde var olan kuvve yavaş yavaş fiiliyete geçerek kalınlaşıyor. Bu bir hareket, burada bir hareket. Potansiyel olanlar, istidat olanlar, kuvve olanlar fiiliyete geçiyor yavaş. Buna ne deniliyor? Tedrici hareket. Örnek olarak ne? Şimdi bir şey aklımda yoktur. Ben onu örnek olarak düşünüyorum. Mesela diyelim ki örnek olarak bir şey aklıma gelmedi hocam. Alta o haşiye şey var ya Müminindir. Mehdi müminin mi? Yok hocam ben Ben onu mutala etmedim de o kamal heyderinkini mutala ettim, orada bir şey söylemedi. Genelde kun ve fesat şeklinde bunu mana ediyorlar. Örnek olarak bu alemde şey değildir, yalnız genelde defi olarak diyor. Ama ben bakacağım, aklısı olursa bir örnek bulabilirsem yarınki derste hatırlatırım inşallah. Ama ben bakacağım, aklısı olursa bir